İlk atandım. Hı hı. Dedim ben... E, ...yani ne yapabilirim? Bildiğim en iyi branş basketbol. Önce çaktırmadan... E, ...yine hani... ...Konya'daki basketbol antrenörlerini... ...biraz izledim. Aslında geçmişimde vardı ama... ...yeni bir şey var mı? Hı hı. Oğlumu basketbol kursuna verdim. 45 gün gitti. Sonra dedim ki... ...ben bu işi yaparım. Okulda da beden eğitimi öğretmeniyim. Sonra derslerimde uygulamaya çalıştım. İşte görmeyerek çocuklara basketbol topunu nasıl tuttururum? Nasıl turnike attırabilirim? Evet biraz anlatır mısınız? Nasıl? <laughs> nasıl yaptık? Önce dinledim. Yani önce aslında görme engelli olarak ben bu işi nasıl yapabilirim? Bunu öğrenmeye çalıştım. İnanın çok kolay. Yeter ki yapmak isteyelim. İki tane halka, bir kırmızı, bir de Diyelim ki e, yeşil halka. Bunları yan yana koydum. Hı hı. Sağ ayak da sol ayak yeşilde. Zıpla, topa at. Bununla başladık. Şimdi çocuklarımız ters turnike atıyor. Ne bileyim, smaça yapmaya hı hı. çalışanımız var. E, bounce pass, zaten bu evet. bilinen, basketbolda bilinen Hani herkesin bildiği üç tane basit. E bunlar kural. Hani bu, bu kuralların gerçekten yapılıp yapılmadığını yanınıza bir yardımcınız var mı? Hani e, sporcular bunu atıyor, yapıyor. E, Hocam girdi dedi. ya yani, girmeyen bir topu girdi derler mi? Yo, yo, hani bu tarz e, şeyler yaşıyor musunuz? İşte biz çocuklarımızla aslında Hı -hı. şuradan da başladık. Dürüstlük e, dürüst. Yani disiplin <laughs> aslında disiplin, inanç evet. ve karar. dik duruş dedik biz buna. Evet. Bununla ilgili de hatta çocuklarımıza küçük bir video da çektik. Ee, ve çocuklarımız disiplinli dürüst olduktan sonra sıkıntı kalmıyor hocam hmm. girmedi diyor zaten ya da girdi hocam o girdiği zaman ben aferin hmm. oğlum dedim mi aferin kızım dedim mi hmm. zaten havaya uçuyor evet. ama yalan söyleyen çocuk da oldu muydu önce uyarıyoruz sonra hmm. ikaz ediyoruz <laughs>